mevcut yeterliklerimiz ve bunları arttırmayla ilgileniyor. İş gücü piyasasındaki kalifiye eleman ihtiyacıyla ilgili problem ve çözüm arıyor Erasmus Plus programı. Hedeflerimiz var, genel hedeflerimiz var. Projelerimizi hazırlarken de mutlaka bu hedeflerimize atıfta bulunmamız gerekiyor. Bunlar nedir? İç piyasalardaki eleman ihtiyacını desteklemek, sektörler arası işbirliğini desteklemek, beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkıda sağlamak. Projelerimizi yazarken bunlardan mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Erasmus+ programında arkadaşlar iki türlü projeler var. Birisi ülke merkezli projeler ki bunlar bizim yazdığımız işte okullar arası stratejik ortaklıklar, K101 projeleri gibi ülkemizin yani kendi ulusal ajansımıza başvurduğumuz projeler. Diğeri de merkezi projeler. Bunları biz yazmıyoruz. Evet, Erasmus+ programı hem birey odaklıdır arkadaşlar hem de kurum odaklıdır. Bu ne demek birazdan bahsedeceğiz ama birey odaklı projeler genellikle öğrencilerin, öğretmenlerin, bizlerin ve gençlik çalışanlarının faydalandığı projelerdir. Kurum odaklı projeler de genellikle şirketlerin ve STK'ların başvurduğu bizim kurumlarımızdan biraz daha değişik projelerdir. Evet, ne tür projeleri, ne tür faaliyetleri destekler Erasmus+ programı? Birincisi işbirlikli çalışmalar, bizim stratejik ortaklıklar dediğimiz çalışmalar. Eğitim, staj, özellikle meslek liseleri için staj faaliyetleri, yaygın eğitim, yaygın öğretim, halk eğitim merkezleri, gönüllü çalışmalar, özellikle STK'lar ve gençlik çalışanlarının başvurduğu projeler. Profesyonel gelişim, yani bizim mesleki alanda kendimizi geliştirdiğimiz projeler ve öğretim. Evet. Peki hangi ülkeler Erasmus+ programından faydalanıyorlar? Burası biraz önemli bir konu aslında, özellikle stratejik ortaklıklar için. Program ülkeleri var arkadaşlar. 28 tane Avrupa Birliği'ne üye olan ülke var. Bunların dışında Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve Sırbistan. Gördüğünüz gibi aslında biz Avrupa Birliği'ne üye bir ülke değiliz ama Erasmus+ programına üye bir ülkeyiz. Dolayısıyla Erasmus+ programından biz de faydalanabiliyoruz. Bunun dışında bir de programımıza komşu olan ülkeler var. Bunlar da gördüğünüz gibi Azerbaycan, Ermenistan, Moldova gibi sizin de görebildiğiniz ülkeler. Diğer ülkeler de dünya ülkeleri. Bunlar hangi projeler altında bir araya gelebilir? O konudan da stratejik ortaklıklar başlığında bahsedeceğim. Evet, en çok bizim aslında proje yaptığımız alan K1, bireylerin öğrenme hareketliliği. Bizi en çok ilgilendiren alanlardan bir tanesi. Çünkü okul olarak özellikle en çok K1 projelerini biz yazabiliyoruz. Personel hareketliliği, yani okullarda çalışan öğretmenlerin, idarecilerin başvurabildiği proje türleri ya da yüksek öğretim alanındaki öğrencilerin ya da öğretmenlerin başvurabildiği projeler. İkincisi K2 projeleri, yenilik ya da iyi uygulamaların değişimine yönelik projeler arkadaşlar. Bunlara stratejik ortaklıklar diyoruz. Bunlar da kendi alanlarında, kendi aralarında ayrılıyorlar tabii ki. Okul eğitimi var. Okul eğitimi ilköğretim ve liseye kadar olan kademelerde. Mesleki eğitim, meslek liseleri, yetişkin eğitimi, halk eğitim merkezlerinden bahsediliyor. Yüksek öğretim merkezleri, üniversiteler, gençlik ve STK'lardan bahsediliyor. K3 projeleri aslında buna çok fazla değinmek istemiyorum. Çünkü bizim başvurabildiğimiz projeler değil. Bundan bahsetmeyeceğiz bugün. Bir de özel eylemler var. Jean Monnet bursu ve spor destekleri. Evet, biraz K1'den bahsetmek istiyorum. En çok ilgimizi çeken proje türlerinden biri bu çünkü. En çok üzerinde durduğumuz, okulların en çok başvuru yaptığı projeler. Evet, personel hareketliliği dedik. Evet. Bireylerin öğrenme hareketliliği arkadaşlar K1 projeleri de kendi aralarında yine ayrılıyor. Hem okullarda çalışan yani örgün eğitim merkezlerinde okullarda çalışan öğretmenler ve idareciler başvuru yapabiliyorlar. Hem halk eğitim merkezlerindeki öğretmenler, eğiticiler, yetişkin eğitim merkezlerindeki ya da üniversitelerdeki çalışanlar bu projelere başvuru yapabiliyorlar.
Peki hangi faaliyetleri kapsıyor KBIR projeleri? Üç tane ana faaliyetimiz var. Bir tanesi yurt dışında yapılandırılmış bir kursa katılabiliyoruz. Örneğin okulumuzun ihtiyaç duyduğu ya da baş edemediği bir sorun var. Ne olabilir bu sorun? Örneğin okulumuzda erken okul takibi bir problem olsun ve biz de bu sorunu nasıl çözeceğimizi bilmiyorsak bu konuyla ilgili yurt dışındaki eğitim merkezlerinin bu soruna yaklaşımları nasıl, ne tür uygulamalar yapıyorlar? Bunları görmek için yurt dışında herhangi bir kursa 2 gün ile 2 ay arası sürelerle bir kursa katılabiliyoruz. İkincisi, yurt dışındaki ortak bir okulda eğitim veya öğretim sunma. Bu aslında çok bilinen, aslında bilinse de çok fazla başvurulan bir program değil ama aslında çok da güzel bir program. Daha önceki bilgilendirme toplantılarında da bahsetmiştim. Eğer medeni durumunuz el veriyorsa, İngilizceniz, yabancı diliniz el veriyorsa, aslında çok tavsiye edilen, benim de kişisel olarak çok tavsiye ettiğim bir program. 2 gün ile 2 ay arasında yine gidip yurt dışındaki herhangi bir okulda kendi branşınızla ilgili öğretmenlik yapabilirsiniz. Üçüncü faaliyetimiz de işbaşı gözlem faaliyetleri. Yine biraz önce kurslarda bahsettiğim gibi herhangi bir problemin yurt dışındaki okullarda nasıl çözüldüğüne yönelik bir gözlem yapmak istiyorsanız, bakın bu bir kurs değil ama buradaki ayrımı iyi yapmak isterim. Yani bir kursta gidip o konuyla ilgili eğitim alıp geliyoruz. Ama işbaşı gözlemde herhangi bir eğitim yok, eğitmen yok. Sadece bir kuruma gidiyoruz ve orada o kurumun o konuyla ilgili işleyişini gözlemleyip geliyoruz ve kendi kurumumuzda uyguluyoruz. Biraz daha rahat ve esnek bir program diyebiliriz aslında. Peki tek bir projede bunların hepsinden faydalanabilir miyiz? Kesinlikle evet. Yani bir Kabil projesinin içerisinde hem bir kurs olabilir aynı anda, hem bir işbaşı gözlem faaliyeti olabilir, hem de aynı anda bir eğitim, öğretim, bir öğretmenlik faaliyeti yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek isterim. K1 projeleri öğrenenlerin yani bireylerin öğrenme hareketliliği gibi görünse de biz bunlara hiçbir zaman bireysel olarak başvuramıyoruz. Bunların hepsi kurumsal projeler. Yani kurumumuz bir başvuru yapıyor ve biz de o başvuru çerçevesinde gidip bu faaliyetlerden faydalanabiliyoruz. Eskiden tek başımıza başvuru yapardık ve bir proje sadece tek bir kişiyi gönderebilirdi. Şimdi aslında daha kolay, daha zor gibi görünse de çok daha kolay aslında. Bir tek proje yazıyorsunuz ve o proje kapsamında aynı okuldan 10-15 öğretmen bir arada tek bir projenin içerisinde bu faaliyetlerden faydalanabiliyor. Bir de meslek liselerinin başvurduğu projeler var. Bunlara da 102 diyoruz. 102 projeleri. Meslek lisesi öğrencilerinin gidip yurt dışındaki bir merkezde staj yaptığı projeler ya da meslek lisesinde çalışan öğretmenlerin kendilerini geliştirmek için gittiği kurslar ya da faaliyetler olabiliyor. Evet, mesleki eğitim alanında çalışan eğitmenler ve uzmanlar da yine öğretmenlik, eğitmenlik ya da işbaşı gözlem faaliyetleri yapabiliyorlar. Sürelerde bir değişiklik yok. Yine 2 gün ile 2 ay arasında. Burada bazı proje örneklerimiz var. Evet, yetişkin eğitim faaliyetleri ve yüksek öğretim faaliyetleri bunların hepsi K1 alanında arkadaşlar. Sadece kurum farklı ama yapılan işler aynı. Biraz önce de bahsettiğim gibi ya bir kursa katılıyoruz ya işbaşı gözlem yapıyoruz ya da öğretmenlik yapabiliyoruz. Bir de gençlik projelerimiz var ya da gençlik alanında çalışan insanların yaptığı projeler. Gençlik çalışmaları deyince aklımıza sadece STK'lar, sivil toplum kurumları gelmesin arkadaşlar. Eğer bir lisede çalışıyorsanız, yani genç grupla çalışıyorsanız onlar da gençlik projeleri yapabilirler. Çünkü Erasmus+ programının gençlik tanımı şöyle. Eğer 18 ila 30 yaş arasındaysanız siz bir gençsiniz Erasmus programına göre. Ve gençlik çalışmaları, gençlik projeleri yazabilirsiniz, katılabilirsiniz ya da yazılmış hazır projelere katılımcı olabilirsiniz. Özellikle lise öğretmenleri için söylüyorum bunu. Çünkü diğer projelere göre yazımı çok çok daha kolay olan ve daha kısa süreli olan projeler, bir başlangıç için, deneme için gerçekten ideal olan proje örnekleri bunlar. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Gençlik değişimleri ve gençlik çalışanlarının hareketliliği. Gençlik değişimlerinde
Önceliğimiz öğrencilerimiz ya da yine o 18 ile 30 yaş arasında dediğimiz gençlerimiz. Ama gerçek çalışanların hareketliliğinde gençler de çalışan insanlar. Yani biz öğretmenlerin yapabildiği, gidip yine bir kursa katılabildiği faaliyetler. Bunların bir avantajı da şu arkadaşlar, yılda 3 defa başvurabiliyoruz. Mesela K1 projelerinde ya da K2 projelerinde, ortaklıklarda yılda sadece bir defa başvuru dönemi var. Ama gençlik projelerinde yılda 3 defa başvurabiliyorsunuz. Dolayısıyla projenizin geçme ihtimali çok çok daha fazla olabiliyor. Evet. Gençlik değişimlerinde biraz önce söylediğim gibi 18 ile 30 yaş arası, gerçi 13 de olabilir ama 13 yaşındaki bir gencin yurt dışına hareketliliği biraz daha zor ve sorumluluk gerektirdiği için bize tavsiye edilen, ulusal ajans tarafından tavsiye edilen yaş sınırı 18'dir. Yani siz de projelerinizi yazarken 18, 105 projeleri için, gençlik projeleri için söylüyorum bunu. 13 yaş olsa da teknik olarak doğru olan 18 yaşı baz alırsak daha iyi olacaktır. Ama gençlik çalışanların hareketliliğinde herhangi bir yaş sınırı yoktur. Peki Erasmus Plus programı bize hangi kalemler için hibe sağlıyor derseniz onu da bir genel bakalım. Birincisi seyahat desteği arkadaşlar. Eğer Erasmus Plus kapsamında bir projeyle yurt dışına gidiyorsanız seyahatle ilgili hiçbir kalemi cebinizden karşılamıyorsunuz. Yani Diyarbakır'dan Finlandiya'ya, Helsinki'ye gittiğinizi düşünün. Evinizden çıkıp kurs merkezine ya da okula gittiğiniz o süre zarfında harcadığınız her türlü masraf Erasmus+ programı tarafından karşılanacaktır. İkincisi istisnai maliyetler. İstisnai maliyet ne olabilir mesela? Eğer gideceğiniz ülkenin bilet fiyatları çok yüksekse ya da projenizde engelli bireyler varsa ve bu engelli bireylerin oraya ulaştırılması konusunda ekstra bir bütçeye ihtiyacınız varsa bunu da ulusal ajanstan talep edebilirsiniz. Kurs ücretleri de arkadaşlar yine program kapsamında karşılanıyor ama tabii bunun da bir sınırı var. Günlük en fazla 70 euroya kadar ödüyorlar. Dolayısıyla günlük 70 eurodan fazlaya denk gelen bir kurs ile çalışmamanız gerekiyor. Bunu da hesap etmeniz gerekiyor. Yönetim ve organizasyon o 30 puanı alamıyorsunuz ya da herhangi bir puan almıyorsunuz oradan. Diğeri tasarım ve uygulama kalitesi. Burası da proje teklifinin tüm aşamalarının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi. Eğer siz projenizi yazdıysanız ve genel hedeflerle uyumluysa bu defa projenizin içeriğine bakılır.
Yani projenizin konusu ve seçtiğiniz faaliyetler uygun mu? Mesela çevre kirliliği ile ilgili bir proje hazırlıyorsunuz ve gittiğiniz faaliyetlerinizden bir tanesi İtalya'da İngilizce öğrenme kursu. Faaliyetinizin konusuyla dolayısıyla projenizin konusu örtüşmediği için proje tasarımınız uygunluk kriterlerine uymayacaktır. Yani sizin projeniz neyle ilgiliyse faaliyetleriniz de onlarla ilgili olmalı ve kaliteli bir şekilde tasarlanmış olmalı. Buranın toplam puanı da 40 puan. Diğer bir kriterimiz de etki ve yaygınlaştırma. Etki ve yaygınlaştırma nedir? Projenizin bitiminden sonra diğer kitlelere nasıl yaygınlaştırılacağıdır. Yani siz gittiniz bir hafta eğitiminizi aldınız, döndükten sonra projenin bitmemesi gerekiyor. O projenin daha geniş kitlelere ulaşması gerekiyor. Sizin öğrencilerinize, velilerinize, okulunuza, çalıştığınız kurumdaki ya da dışarıdaki öğretmenlere ve öğrencilere faydalarının katlanarak çoğalması gerekiyor. Buradan da arkadaşlar 30 puan civarında bir puan alıyorsunuz. Peki diyelim ki uygunluk kriterinden 30 puan aldınız, tasarımdan 40 puan aldınız ama etkinlik ve yaygınlaştırmaya geldiğinizde puanınız 10'da kaldı. O zaman ne olacak? Projeniz geçmeyecek arkadaşlar. Neden geçmeyecek? Çünkü bahsedilen bütün bölümlerden en yüksek puanın en az yarısı kadar puan almanız gerekecek. Yani uygunluk kriteri 30 ise en az 15 puan almanız gerekir. Ya da tasarım uygulama kalitesinde taban puanımız 40 ise en az 20'sini almanız gerekir. Etki ve yaygınlaştırmada da yine en az 15'i almak zorundasınız. 14'te kalırsa projeniz yine geçmeyecektir maalesef. K2 stratejik ortaklıklar konusuna gelelim arkadaşlar. Bunlar da bir karşılaştırma yapmak istiyorum hemen. K1 projeleri arkadaşlar sadece sizin kurumunuzun yaptığı projelerdir. Yani bir projeyi yazarsınız, bir sorundan bahsedersiniz ve sadece sizin kurumunuzun, kendi çalıştığınız kurumunuzun o soruna yönelik çözüm hedefleriyle ilgili bir projedir. Tek başınıza bir çözüm arayışındasınızdır. Ama K2 projeleri yani stratejik ortaklıklar bir sorunun çözümüyle ilgili Avrupa üyesi ülkelerden, daha doğrusu program üyesi ülkelerden diğer ortaklarla birlikte işbirliği yapıp o problemin çözümüyle ilgili çalıştığınız projelerdir. Bunlara girmeyecektik söylemiştik. İki türlü arkadaşlar K2 projesi vardır. Bunların birincisi yenilik ve iyi uygulamaların değişimidir. Hem yenilik hem iyi uygulamaların değişimi. Eğer bir yenilik geliştirerek K2 projesi yazıyorsanız, burada mutlaka projenizin somut bir çıktısı olmak zorundadır. Ama eğer sadece iyi uygulamaların değişimine yönelik bir işbirliği yapıyorsanız, burada herhangi bir yenilik geliştirmek zorunda değilsiniz. Örneğin diyelim ki sistem alanında bir proje yazıyorsunuz ve sizin kurumunuz bu konuda gerçekten öncü ve çok iyi faaliyetler yapıyor. Ve siz bu faaliyetleri yurt dışında başka bir okulla, başka bir kurumla paylaşmak istiyorsanız bu konuda bir proje yazıp iyi uygulamalarınızı değiştirebilirsiniz. Ya da işte biraz önce bahsettiğim gibi çevre problemi başka kurumlarda nasıl çözülüyor? Her kurum, her okul kendi iyi uygulamalarını birbiriyle değiştirmek suretiyle bir K2 projesi yazabilir. Ama yenilik geliştirmeye yönelik bir proje yazmak istiyorsanız, diyelim ki ne olsun? Fen bilgisi alanında ben şu 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 uygulamayı kullanıyorum. Çok da güzel yeniliklerim var. Somut bir çıktı oluşturmak istiyorum. Buna yönelik bir proje yazmak istiyorsunuz. Yenilik projeleri arkadaşlar çok daha kapsamlı, bütçesi çok daha yüksek ve çok daha ayrıntılı incelenen projelerdir. Ve bu projelerde siz eğer işinize yarayacaksa STK'larla ya da okullar dışında başka kurumlarla da çalışabilirsiniz. Yeter ki projenize bir katkısı olduğunu ispatlayabilin. Evet, stratejik ortaklıklardaki hedeflerimiz de yine aktif vatandaşlığın, girişimciliğin, dil ve dijital becerilerin geliştirilmesidir. Aynı zamanda arkadaşlar bahsettiğim şeyler her yıl mutlaka
Erasmus Plus programının öncelikleridir. Yani siz bu alanlarla ilgili proje yazdığınızda projeniz mutlaka bir adım önde olacaktır. Mutlaka her kurumun, her okulun kendine özgü problemleri vardır. Ama programın da kendine özgü öncelikleri var. Dolayısıyla şu anda gördüğünüz konular da bizim Erasmus Plus programının öncelikleridir. Mesela işte bilgisayar ve internet teknolojileriyle ilgili projeler, bunların eğitime entegrasyonu ile ilgili projeler, iş dünyası ile yakın işbirliğinin sağlanması, özellikle meslek liseleri için geçerli bu. Bunlarla ilgili projeler, yeterliliklerimizin tanınması ve belgelendirilmesi ile ilgili ve istihdam çok önemli bir kelime. Yazdığınız projeler eğer istihdama bir katkıda bulunuyorsa projeniz mutlaka öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ve dezavantajların katılımının artırılması. Artık gerçi bizim o dezavantajlar tabirini kullanmıyoruz ama imkanları kısıtlı katılımcılar diyoruz. Eğer siz projenizde imkanları kısıtlı insanlara hitap ediyorsanız. Ne demek imkanları kısıtlı? Ekonomik imkanları kısıtlı olabilir, kültürel açıdan kısıtlılık olabilir, dil açısından kısıtlılık olabilir. Eğer bunlara yönelik bir proje yazıyorsanız projeniz yine öncelik kapsamında olacaktır. Ve yaşadığımız yer itibariyle de arkadaşlar biz zaten dezavantajlı bir konumda olduğumuz için projelerinizi lütfen yazmaktan kaçınmayın. Çünkü biz bir adım önde başlıyoruz gerçekten. Çünkü her zaman imkanları kısıtlılarla çalışıyoruz okullarımızda. Evet, projelerimizin sonuçları bir de çıktılar diyoruz. Biraz önce bahsetmiştim arkadaşlar. Mutlaka yenilik geliştirmemiz gerekiyor yeniliklere yönelik projelerde. Bu yenilikler ne olabilir? Yani çıktılar ne olabilir? Biz bunlara çıktılar da diyoruz. Raporlar olabilir. Mesela yazdığınız projenin sonucunda çok kapsamlı bir araştırma yaparak Diyarbakır'daki işsizlik oranı ile ilgili bir rapor oluşturmuş olabilirsiniz. Bu somut bir çıktıdır. Rehberler oluşturmuş olabilirsiniz. Öğrenme modülleri, cep telefonu, aplikasyonları, mobil uygulamalar, analizler ya da açık eğitim kaynakları bunların hepsi çıktılar oluyor. Bir de kazanımlarımız var projelerimiz sonucunda. Bizim kazandığımız her türlü deneyimler, yeni beceriler, yeni yönetim sistemleri, iş dünyasıyla bağlantılar da bizim kazanımlarımızdır. Evet. Peki arkadaşlar stratejik ortaklıkları nasıl oluşturuyoruz? Bir ortaklığın stratejik ortaklık olması için en az 3 tane farklı program ülkesinden ortağın bir araya gelmesi gerekiyor. Gençlik ve okul ortaklıklarında 2 tane ortak yeterli. 2 ortak olduktan sonra, üye 2 ortak olduktan sonra biraz önce bahsettiğim gibi komşu ülkelerden de bir tane yanımıza ortak alabiliriz. En fazla 3 yıl sürebilir projemiz ama 3 yıl arkadaşlar çok fazla önerilmiyor. Eğer projeniz gerçekten yenilik oluşturacaksa, yani somut bir çıktısı varsa ve 3 yıla uzaması gerekiyorsa evet. Ama onun dışında özellikle eğer iyi uygulamalarınızı değiştirmek için sadece bir proje yapıyorsanız 3 yıla çıkması projenizin kabul edilebilirliğini biraz daha düşürür açıkçası. Dolayısıyla 2 yıldan çok fazla şaşmamak gerekir. Bu yıl için aslında yine başvuru sürecimiz 24 Mart'ta bitiyordu 2020'de ama zor günler yaşıyoruz biliyorsunuz virüs dolayısıyla bir uzatma oldu bu programda da. Şu anda 23 Nisan sanırım son başvurusu. Dolayısıyla eğer bir probleminiz varsa okulunuzda, kurumunuzda ya da iyi uygulamalarınız varsa değiştirmek istediğiniz Avrupa'dan ortaklar da bulabilirseniz hala bir proje yazabiliriz. Biz Ar-Ge olarak her zaman yanınızda olacağız teknik destek konusunda. Hala bir ayımız var arkadaşlar. Yapabileceğimiz çok şey var, emin olabilirsiniz. Ama eğer projenin yetişmeyeceğinizi düşünürseniz, en azından arkadaşlar şimdiden başlayıp seneye bir K1 projesi için ya da yine bir stratejik ortaklık için çalışmalara başlayabilirsiniz. Eğer Ulusal Ajans'ın sitesine girerseniz www.ua.gov.tr sitesinden çok daha ayrıntılı açıklamalar bulabilirsiniz orada. Projenize şimdiden başlamak sizin için avantaj olacaktır. Bu arada arkadaşlar ben anlatırken eğer sorularınız sohbet kısmına yazın. Ben sunumu bitirdiğim zaman sizin sorularınızı da cevaplamaya çalışacağım. Arkadaşlarım bana yardımcı olacaklar sorular konusunda. Biraz önce hibe kalemlerinden bahsetmiştik yine. K2 projelerinde de
Birinci hibe kalemimiz proje yönetim ve uygulama ücreti. Bunlar şu anda başvuran kurum için 12 bin euro sanırım. Ciddi bir hibesi var. Diğer ortaklarımız için de 6 bin euro bir yönetim parası veriliyor. Biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar istisnai maliyetler, özel ihtiyaç sahipleri, ulus ötesi öğrenme faaliyetleri gibi hepsi burada da geçerli. Ekstra olarak çoğaltıcı etkinlikler için yani projemizin yaygınlaştırma faaliyetleri için de ayrıca bir hibe kalemi var ve fikri çıktılarımız için de. Hani yenilik geliştirmiştik ya biraz önce söylediğim gibi. O yenilikleri geliştirirken mutlaka çalışacak bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu insanları çalıştırırken onlara ödediğimiz paralar, projenin ya da bir aplikasyon geliştireceksek her türlü teknolojik ekipman bunların parası da hibelendirilebiliyor. Arkadaşlar bir sorumuz varsa alabiliriz. Burcu Hocam, sorular geliyorsa ben ekran paylaştığım için göremiyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar paylaşabiliriz yine. Burada değerlendirme kriterlerimiz biraz değişti stratejik ortaklıklarda. Proje ekibi ve işbirliğinin düzenlenmesine de ayrı yeten bir ses geliyor mu size bilmiyorum ama uçaklar geçiyor. Evet. Proje ekibi ve işbirliğinin düzenlenmesi arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi diğer kurumlara da ayrıca bir ödenek oluşturulduğu için burada dolayısıyla ortaklarınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Buna da bir puan veriliyor. Mesela diyelim ki işte erken okul terkiyle ilgili bir proje hazırladık. Ben İtalya'yı seçmek istiyorum. Neden? Çünkü ben İtalya'yı çok seviyorum, çok görmek istiyorum. Böyle bir ortak seçme yöntemi olamaz. Dolayısıyla projenizi değerlendiren dış uzmanlar sizin ortaklarınızı nasıl seçtiğinize, o ortaklığı nasıl oluşturduğunuza, hangi kriterlere baktığınıza ayrıyeten inceleyecek ve ona göre bir puan vereceklerdir. Dolayısıyla size tavsiyem arkadaşlar ortaklarınızı seçerken, stratejik ortaklıklarda ortaklarınızı seçerken birçok konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Daha önceki proje tecrübelerine, okulun bulunduğu ülkeye, yani ülkenizin projeyle ilgili seçtiğiniz ülkenin proje konumuzla ilgili bir bağlantısı var mı gibi birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yani o ortağınızın projeye ne kattığı çok önemli. O ortağın o projede olması gerekiyorsa bunu mutlaka gerekçelendirmeniz gerekiyor. Eğer o ortağa ihtiyaç yoksa ama hala projede yer alıyorsa o ortaklık iyi oluşturulmuş bir ortaklık değildir anlamına geliyor. Burada ben biraz önce baktığım kadarıyla eğitim önerilerimiz çok fazla. Çok mutluyum onları her yerde gördüğüm için. Evet, birazdan bahsedeceğim yabancı ortaklarımızı nereden buluyoruz. Arkadaşlar geçen yıldan itibaren eTwinning yapan arkadaşlarımızın, çoğunuz eTwinning yapıyorsunuz biliyorum, çok da güzel yerlerdesiniz, çok güzel çalışmalarınız var, takip ediyorum. Ama artık o eTwinner'ları biz birazcık da Erasmus Plus'ta görmek istiyoruz. Yaptığınız o güzel çalışmalarınızı, güzel projelerinizi biraz da Erasmus'a taşımanızı istiyoruz. Neden? Çünkü birçoğunuz da eTwinning okulu oldunuz. eTwinning okullarının Erasmus Plus'ta çok büyük önceliği var. Yani bizden en az 2 adım önde başlıyorsunuz. Eğer bir eTwinning projeniz varsa, hele bir de eTwinning okuluysanız, hele gerçekten çok çok önde başlıyor. Dolayısıyla benim size kişisel, naçizane tavsiyem, projelerinizi arkadaşlar ortaklarınızla da konuşarak mümkün olduğunca değiştirmeden, ortaklarınızı değiştirmeden Erasmus Plus platformuna taşıyın ve Erasmus Plus projesi yapın. En azından deneyin. Ben kabul olacağını düşünüyorum eğer iyi tasarladıysanız. Hocam soruyu bir daha alabilir miyim? Burcu Hocam bir soru olduğunu söyledi de. Evet. Evet, yabancı ortak bulma platformları arkadaşlar. Yabancı ortaklarımızı birincisi en çok kullandığımız kanallar olan Facebook'tan bulabiliriz. Kişisel olarak ben Facebook'u çok kullanıyorum. Orada Erasmus Plus Partner Search diye bir platform var. Gerçekten çok ciddi bir yer.
Onun dışında Eatme'nin platformunu kullanabiliriz. Eatme'nin de ortak arama kısmında bir de Erasmus Partner Search diye bir kısım var. Oradan birçok ilanı görebilirsiniz zaten. İnsanlar projelerini ortak arıyorlar ya da siz kendi projelerinize ilan verip ortak arayabilirsiniz. Eğer bir proje yazmak için yeterince altyapınızın olmadığını düşünüyorsanız arkadaşlar, özellikle Eğitimlink platformunda birçok hazır proje var. O projelere ilgilendiğinizi ve yeterli o projeye ortak olmak için gerekli altyapınızın olduğunu belirten bir mesaj yazarsanız ortak olarak da katılabilirsiniz. İlk elden hemen proje yazmak zorunda değilsiniz tabii ki. Evet. Bir karşılaştırma yapmak istiyorum arkadaşlar K1 projeleriyle K2 projeler arasında. K1 projeleri hareketlilik odaklıdır. Ama K2 projeleri çıktı odaklıdır. Ne demek istiyorum? Yani K1 projelerinde arkadaşlar sizin kişisel gelişiminiz daha önemlidir. Yani bir yere gidip bir kursa gidip kendinize o konuda bir sorun olacak tabii ki. O konuda geliştirmenizdir önemli olan. Ama K2 projelerinde sizden bir çıktı üretmeniz istenir. Yani bir probleme ortaklarınızla birlikte bir çözüm bulmanız istenir. İkincisi, faaliyetler bireyseldir, katkısı kurumsaldır. Ama K2 projelerinde faaliyetler ve katkı kurumsaldır. Evet, K1 projeleri kurum içerisinde bir ya da birkaç kişi tarafından yürütülebilir. Ama K2 projelerinde mutlaka bir ekip çalışması gerekir. Yani mutlaka bir ortaklık gerekir. Ortaklarınızın da çalışması gerekir. Evet, K1 projelerinde hibe, bahsetmiştik size verilen yüklü miktarda bir hibe var. Ve o hibenin ödemesi sadece kurum içinde gerçekleşir. Ama K2 projelerinde hibenin yönetimi başvuran kuruluş tarafından ortaklara para aktarılarak yapılır. Yani dolayısıyla arkadaşlar eğer bir K2 projesi yazacaksanız okulunuzda çok çok daha öncesinde mesela şimdiden seneye bir projeye başvurmak istiyorsanız okulunuzda şimdiden çok güçlü bir ekip kurmanız gerekir. Bir proje ekibi kurmanız gerekir. Bu proje ekibinin içerisinde parayla uğraşacak kişiler olmalı. Mailler yoluyla ortaklarınızla haberleşecek bir kişinin mutlaka olması gerekiyor. Projenizi yazacak, yani projenin tek bir kalemden çıkması tavsiye edilir. Projenizi formunu dolduracak bir kişinin olması gerekir. Yani o ekibin çok iyi olması gerekir. Çünkü projenizin geçtiği takdirde çok yüklü bir miktarı, hele de projeniz yeniliği geliştiren bir proje ise çok yüklü bir para akışını da yönetmeniz gerekecek. Bu yüzden ekibinizi şimdiden çok iyi kurmanız gerekir. K1 projelerinde yani kursla ilgili projelerde yurt dışı ortağın yani yurt dışı ortak dediğimiz kişi aslında bizim kurs sağlayıcımız. Yurt dışı ortağın rolü sadece ev sahipliği yapmaktır bize. Ama K2 projelerinde projenin içerisinde ortağınızın aktif bir şekilde rol alması gerekir. Hem projenin çözümüne yönelik hem de hibe paylaşımına yönelik ciddi bir katkısı vardır. Arkadaşlar diyelim ki projelerle ilgili ne yazacağınızla ilgili, nasıl bir proje yazacağınızla ilgili kafanızda bir şey oluşmadı. Ulusal Ajansımızın bize sunduğu çok güzel bir hizmet var. Proje sonuçlarını yaygınlaştırma platformu diye. Ulusal Ajans'ın sayfasına girdiğinizde bağlantıyı da zaten görüyorsunuz sanırım ekranında şu anda. Değil mi hocam? Evet, ekran görünüyor. Bu platformdan arkadaşlar daha önce yapılan projelerin hedeflerini, amaçlarını, özetlerini, ortakları, hatta ortakların irtibat bilgilerini bile ve çıktılarını görebilirsiniz. Kafanızda daha iyi somutlaşacaktır diye düşünüyorum. Evet, bir soru almak istiyorum. Projeyi biz hazırlarsak başvuruyu ortaklarımız yapsa. Evet, bu bizim maalesef yaptığımız bir şey. Yani aslında öneriyor muyuz? Keşke önermesek. Ama maalesef Türkiye'de çok çok fazla soruyu okuyabiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Size tekrar söylememe gerek yok. Evet, projeyi biz hazırlayabiliriz ve çok daha az başvurunun yapıldığı bir ülkeden başvurumuzu yapabiliriz. Şansımız da evet yüksek olur. Yani maalesef keşke böyle olmasa ama oluyor. Yani mesela projenizi nereden?
İsviçre'den başvurma şansınız varsa şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz size. Ya da Fransa'dan başvurma şansınız olursa güçlü ve güvendiğiniz bir ortak bularak tabii ki başvurma şansınız olursa evet şimdiden projeniz hayırlı olsun diyebiliyoruz size. Ama Türkiye'den çok 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 fazla başvuru var maalesef ve projeler değerlendirirken tabiri yerindeyse projeyi değerlendiren uzmanlar kılı kırk yarıyorlar. Her şeye bakıyorlar, her şeye bakıyorlar çünkü çok fazla proje var, çok da iyi projeler var. Ve maalesef yine işin içerisine şirketler de girdiği için, bu işi ticari amaçlı yaptıkları için yani projenizin ya çok 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 kaliteli olması gerekiyor. Evet, bu soruya cevabım evet maalesef. Evet. Biraz önce bahsetmiştik yine ortak bulma platformlarından. School Education Getaway platformu da arkadaşlar bunlardan bir tanesi yine. Buradan hem ortaklarınızı bulabilirsiniz hem de K1 projesi başvurusu yapacaksanız eğer başvurmak istediğiniz kursları bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ben ekranımı paylaştığım için onu yapamıyorum ama School Education Getaway'e girdiğinizde aklınızdaki konuyla ilgili platform İngilizce ama Türkçe'ye de çevirebiliyorsunuz. Konunuz neyse onu yazdığınızda karşınıza yüzlerce kurs merkezi çıkıyor arkadaşlar. Ve onlarla irtibata geçip proje yazma sürecinde bile size yardımcı olabiliyorlar. Kursun içeriğine, gün gün programını her şeyi veriyorlar size ve projeyi neredeyse somut hale gelmiş oluyor. Bu platformdan şey yapabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Epel de yine bu platformlardan bir tanesi ama genellikle bunu yetişkin eğitim merkezleri kullanıyorlar. Onların projeleri var. Halk eğitim merkezleri için özellikle Epel'i önerebilirim. Bir de Salto var. Salto'yu da yine özellikle gençlik platformunda çalışanlar için, gençlik alanında çalışanlar için önerebilirim. Birçok proje yaygınlaştırma kısmı göreceksiniz. Ortaklarınızla paylaşımlarda bulunabilirsiniz, ortak bulabilirsiniz gibi arkadaşlar. Evet, benim size Erasmus'la ilgili söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Bir tane de örnek proje, bir form göstermek istiyorum. Peki bunlar kafanızda şekillendi diyelim arkadaşlar. İlk yapmanız gereken nedir? İlk yapmamız gereken okulumuzu ECAS sistemine kaydetmek. Yani nasıl her birimizin bir TC kimlik numarası varsa okullarımızın da artık bir kimlik numarası olmak zorunda. Şimdiye kadar biz buna PIK numarası diyorduk ama geçtiğimiz yıldan itibaren bu numara değişti ve artık ona organizasyon numarası diyoruz. Yapacağınız şey arkadaşlar ECAS sistemine girmek ve kurumunuzu ECAS sistemine kaydederek bir kimlik numarası almak. Biz buna OIDNO diyoruz yani Organization Identification Number diye. Bu kodu aldıktan sonra kurumunuz artık sisteme kaydolmuş oluyor ve o kodla birlikte sisteme girdiğinizde bir form indirebiliyorsunuz arkadaşlar ve formu yazmaya başlayabiliyorsunuz. ECAS sisteminden yapacaksınız bunu. Ben şu anda burada link paylaşamıyorum maalesef biraz önce bahsettiğim teknik aksaklıktan dolayı. Ama Ulusal Ajans'ın resmi sitesine girdiğinizde tek tek bu adımları size gösteren linkler var zaten. Adım adım yaptığınızda her şey kafanızda çok daha iyi oturacaktır diye düşünüyorum. Yapacağım bir sorumuz var mı? Efendim? Hangi slide? Ha, sunuyor. Tabii ki alabilirsiniz. Aslında ben bu slaytları daha önce verdiğim eğitimlerde hepsini paylaştım. Ama olmayan arkadaşlar varsa nasıl yapabiliriz onu şu an acil bir fikir gelmedi aklıma. Ben şeye atarım arkadaşlar. Erasmus Plus grubumuz var biliyorsunuz. Sunuyu oraya atabilirim. Oradan alabilirsiniz. Daha iyi inceleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi en yetkin kanal, en ayrıntılı bilgileri bulmak için arkadaşlar ben size Ulusal Ajans'ın sitesini öneriyorum tekrar tekrar. www.ua.gov.tr sitesi. Çünkü adım adım her şeyi gösterdikleri bir sayfa burası. Daha önce yapılan projeleri, her şeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Size çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir tane de aslında formu göstermek istiyorum. Hani form nasıl bir şey diye ama hocam şuradan çıkıp da bir forma giriş yapabilir miyiz acaba? Sizi biraz bekleteceğim ama form nasıl bir şey? Hani şöyle bir genel göstermek istiyorum size.
Ben de Osya'nın içindeydim. Aa, bu Word ama. Word istemiyorum. Arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi şu anda formu?